Evet o taksiden sonra ikinci animemizde Cowboy Bebop bu seride TV serileri konuşurken artık animelere gireceğimi söylemiştim. Bu da ikinci bölüm Cowboy Bebop'ta devam ediyoruz. Cowboy Bob aslında benim 90'ların sonunda tanıştığım ama o dönem izlerken ara ara sıkılıp bir türlü bitiremediğim bir seriydi. Tabi o dönem daha 17-18 yaşındayım. Hatta yok 98'de değil de 2000'lerin başı diyelim. O zaman 17-18 yaşındayım. Çıktı dönem 98. Tam böyle VCD furyasının patladığı dönemler. Ben, benim de elime geçmişti Cowboy Bebop o zaman. Ama bir şekilde bitirememiştim. Bundan açıkçası mutluyum şu anda bitirdiğim için. Çünkü belki de etkisi bende bu kadar yüksek olmayacaktı o dönem izlesem. Çünkü bir hayat boyunca yaşadıklarınız, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, ailenizle ilişkiniz bu seriyi izlediğinizde size yaşadıklarınızla beraber daha bir büyük etki ediyor. O yüzden de Kovu Bibab'ı şu anda izlediğim için mutluyum. Şimdi seriyi konuşmadan önce birkaç konudan bahsedeceğim. Bu bilgileri vermem lazım ki yani konuşurken kafanıza daha iyi canlansın. Neden bu başta böyle bir bütün gibi değil? Şimdi her izleyen bunu fark edecektir ya. Yani bölümler çok tek başına, çok standalone. Yani bütünün parçaları değil, birer kısa film gibi aslında bölümler. Aslında başta Vatan'a böyle şöyle istiyor. Ben diyor Spike ve Vicious arasındaki ilişkiyi anlatacağım ve bunu baştan sona kadar her bölümde işleyelim diyor. Ama yazar ekibi hayır bunu böyle yapamayız bunu böyle yaparsak biteriz. Abi <laughs> <laughs> bu böyle işlemez ve konu çok uzar diyorlar. Tamam o zaman nasıl yapalım daha tek başına bölümler işleyelim. E, hikayeyi de bir noktada bitiririz. Bunun içinde parçalar verip e, ki zaten 26 bölümün son 2-3 bölümü aslında Spike'la Witch's'ın son e, artık finaline giden ...hikayeyi tamamlıyor. Ama biz onun dışında her bölümü bir kısa film gibi izliyoruz. Yani bir antolojinin parçaları gibi. Hem ana karakterleri görüyoruz. Kim bu ana karakterler ki? Kendilerinden çok bahsedeceğim birazdan. İşte Spike zaten bizim o karizmatik... ...bütün işleri halleden, herkese etkileyen karakterimiz. Jet daha böyle sonradan Spike bir araya gelmiş. Eski emekli polis ve daha böyle baba karakterini temsil eden biri. Faye geçmişi olmayan bir kadın. Aslında biraz daha böyle dolandırıcı üçkağıtçı kendi çıkarları peşinde koşan biri gibiyken Jet ve Spike'ın ekibine katılıyor. Evet benim en sevdiğim karakter küçük bir kız ve hacker kendisi ondan zaten biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ayn yine benim diğer sevdiğim en önemli karakterlerden biri bir köpek aslında beyninde çok fazla data barındıran onun hikayesi çok acayip zaten bir köpek onu da sahipleniyorlar bir noktada ellerine geçiyor ve Vicious karakteri Vicious karakteri de çok net hani öyle gri alanı falan olmayan pis bir kötü, çok pesimist, dünyada dünyada yaşamını yaşamını sorgulayan, varlığını sorgulayan mutsuz bir karakter aslında Vicious. ve bu yüzden de kötü tamamen temsil edilmiş bir karakter. Ve onun dışında bu ana karakterlerin dışında her bölümde de önümüze farklı karakterler atıyor. Şimdi bu karakterleri atarken şundan bahsetmemiz lazım. ve bu seride yönetmenlik yaparken hem karakter designer işte Kawamoto ile hem de yazar Nobumoto ile oturup şunu konuşmuş. Yani ben burada bir vizyon koyacağım ve bu karakterler benim özelliklerimi hem sevdiğim özelliklerimi yansıtacak hem de benim tersim olan özellikleri barındıracaklar. Böylece bir karakter yaratımı ortaya çıkmış ve serinin tamamını izlediğimizde onu fark ediyoruz. Yani her karakterin %100 aldığı doğru kararlar işte çok optimist, işte çok e, toplum için yararlı, faydalı kararlar yok. Yani hatalı, yanlış bakış açıları, kötü bakış açıları, bugüne göre de o güne göre de çok cinsiyetçi, homofobik bakış açıları var. Bunların hepsini zaten e, serinin içinde bize bir şekilde... ...veriyor e, Cowboy Bebop. Peki ne anlatıyor bu Cowboy Bebop derseniz... ...aslında en temelde yalnızlık. Yani yıl ne olursa olsun... ...isterseniz 1400'lere gidin... ...isterseniz 2500'lere gidin... ...post apokaliptik işte sci artık... E, ...zaten bir sayfa hikayesi... sci ortamı var anime içerisinde... ...ama bir yandan da çok... ...cyberpunk bir dünyada... ...geleceği herkesin yaşayamadığı bir ortam var. Nedir bu? Yani herkesin uçan arabası yok... ...herkesin inanılmaz teknolojik aygıtları yok... Kimisi bir uzay çöplüğü içinde yaşayıp orada hayatta kalmaya çalışıyor. Kimisi kostümler giyip etrafı patlatmaya çalışıyor. Bir grup bir fanusun içinde yaşarken diğer grup tamamen böyle yeşilliklerin içinde yaşarken diğer grup otun bokun pisliğin içinde yaşıyor. Yani kimse hala eşit değil. Çok ciddi bir sınıfsal farklılık var. Ve bu ortam içerisinde Spike ve Jet ikilisini biz hayatta kalmaya çalışırken yani e, bunda bounty, bounty hunt'lık yaparak fidye... E, Fidye demeyelim de ne dedin ona işte ödül konarak yani suçların başına konan ödülleri toplayarak hayatta kalmaya çalışan bir ikili. Ve bu ikilinin geçmişine baktığımızda bu karakterlerin neden yalnız olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Mesela karakteriyle başlarsak Jet karakteri bir noktada eski karısı ya da sevgilisi olan Alayza ile buluşuyor ve Alayza karakteri gördüğümüz durumda bizim zor durumda bir o anki sevgilisi onun restoranını hayatta tutmak için suç işlemiş. Ama buna rağmen Aleza karakteri JT gördüğünde şöyle diyor. Ya ben sensiz de hayatta kalmak istiyorum. Ben sensiz de ayakta durmak istiyorum. Sen biz senle beraberken hep sen karar alıyordun. Ben artık böyle bir hayat yaşamak istemiyorum deyip geri dönmüyor. Aslında onu sevdiğini de söylüyor bir yandan. Şimdi bu çıkarımı niye anlattım? Ya yani bu sahneden neden bahsettim? Bu bende esas fişeği yakan anlardan biri oldu seriyle ilgili. Yani Jet karakteri aslında bizim e, kendi toplumumuza, yani Türkiye'de çok gördüğümüz işte baba karakterine çok benziyor. Yani böyle çok sevdiğini gösteremez, hani öyle çok şımartmaz, hep serttir, otoriterdir, kontrol eder, öyle fazla an açmaz, hanım evde oturur o işleri çözer falan tarzı biraz daha e, eski tip e, baba kafası ve devamlı bu sevgisini yansıtamayan adam figürüdür. Bunu ilerledikçe daha da iyi anlıyoruz zaten çünkü Jet karakteri bir noktada, işte yanına F geliyor Ed geliyor zaten Spike'la bir baba oğul ilişkisine bürünüyorlar bir ortak gibiler de bir yandan e, şunu görüyoruz onlar gittiğinde üzülmeye onlar geldiğinde hemen yemek yapmaya durun bak buradan giderseniz geri dönemezsiniz falan tarzı baba triplerine girmeye başlıyor zaten bu Japon dizi filmlerinde çok gördüğümüz bir şey mesela hatta Tokyo Godfather dedim orada da e, sokakta buldukları bir bebek üzerinden bir hikaye anlatılıyordu e, Godfather'ın e, anlatmayayım onu izleyin o da çok tatlı bir hikaye Geri dönüyorum Jet'e. Ya onun böyle biraz daha kendisine bir aile kurup farklı e, karakterlere sahip, farklı dünyadan gelmiş insanlardan bir aile kurup. Evet hani burada bir anne figürü yok ama bir baba figürü olarak kendisine tek başına bir aile kurup onları sahiplenmesi üzerine gittiğini anladığınızda işler biraz daha farklı hale geliyor. Mesela burada Jet'e geçebiliriz. yani pardon, Spike karakterine geçebiliriz. Spike karakteri de aslında geçmişle ilgili sorunlar yaşayan ve bu sorunlarını bizim başta anlamadığımız işte farklı flashbacklerle gördüğümüz işte sevdiği bir kadın. O kadının daha sonra ileride bakın buralar spoiler olacak bu arada uyarayım. Yani tekrardan buna başladıysanız burada spoiler olayası yapmamıştım. Burada yapıyorum. İşte tekrar döndüğümüzde Vicious'la arasındaki ilişkinin Vicious karakterinin Spike'ın sevgilisini nasıl elinden aldığını vesaire bunları görüyoruz. Aslında onun derdi de tabii ki Vicious'la kapışmak ondan intikam almak, sevgilisiyle dönmekmiş gibi gözükse onda aslında bir geçmişinde bir aile, bir bağlılık, bir e, ilişki sorunu var. Zaten e, jetle de arası böyle git geldi. Zaten hiç e, ailesiyle net bir e, bağlantı yok. Ve bunun sonucunda da hep şundan bahsediyor. İşte her şeyden nefret ediyorum, kadınlardan nefret ediyorum. Yok çocuklarla bilmem ne yapamıyorum falan derken hepsine bir yandan da alışıyor. F ile işte anlaşmaya başlıyorlar, ortak hareket ediyorlar. Jetsiz asla yapamıyor, ihtiyacı oluyor. Ee, o da bunu fark ettikçe evet bireysel olmak ya bireysel hareket etmek ya, özellikle de Kobo Bebop'un dünyasında o zor postapokaliptik dünyada Cyberpunk dünyada hareket etmenin de tek başına zor olduğunu anladıkça Jet'e bağlı ve diğer karakterlere bağlı artıyor. Bu da yine e, aslında karakterlerin kendi dünyalarında doğru ilişkileri Kurmadıklarını kuramadıklarını ya da bu ilişkileri kurarken tecrübesizlikten bazen kişisel hatalarından karşı tarafa zararlar verdiklerini fark ediyorlar ve birazcık salmaya başlıyorlar. Ve daha rahat daha mutlu aslında bir arada daha keyifli olduklarını anlıyorlar ama bunu yine de çok fazla dışa vurdukları bir ortam yok. Yer yer bunu hissediyoruz ama Cowboy Bob bunu birazcık çok sulu sepken bir hale büründürmüyor Hatta işte Cowboy Bob'ın live action dizisi de çıktı ve orada şeyde koptu bende konu zaten hani o diziye hiç girmeyeceğim korkmayın ama gerçekten e, yalnız karakterleri anlatmaya çalışırken Spike karakterini evlendirip ona çocuk yapıp çocuğuna bağlılığı üzerine gitmesi ve bütün ana fikri bozması. Bak her şeyi bozabilirsiniz uyarlama yaparken. Buna hiçbir itirazım yok. Hatta bunu savunan bir uyarlama özü korur uyarlama. Onun dışında her şeyi değiştirebilir ama mesajı bozarsanız derdini bozarsınız işin. O yüzden hani çok fena etmişlerdi orada karakteri. Burada karakterlerimiz yalnızlar ve birbirleriyle bağ kurdukça ilerliyorlar. Tabii Jet karakterinden bahsetmişken şuna da değinmem lazım. Animenin kafasının karışık olduğu yerler var. Ama bu animenin kafası karışıklığı aslında bizim hissettiğimiz ya da bilgileri aldığımız aldığımızdan sonra hissettiğim şekilde bizim benim diyeyim. Daha çok Jet, jet karakteri üzerinden biraz Watanabe'nin belli ne bileyim sorgulamaları gibi. İşte mesela burada Cinsiyete bakış, homofobik bakış, homofobik davranışlar İşte mesela dizide bir trans karakter var zannediyoruz. Aslında trans çıkmıyor. Aksine 90'ların çok prototip olan işte kadın metalci daha böyle erkeksidir, daha böyle serttir gibi böyle bir anlayış vardı. Öyle bir karakter çıkıyor. Zaten bunu bakarsanız internette de o karakterin adını da şu an unuttum ama yani o karakterin böyle çok... Ee, çok kişi trans zannetmiş. Halbuki değil. Bir kadın karakter direkt. Onun dışında yine e, bir gerçekten trans ile bir işte Spike yakınlaştığında orada bir dönen diyalog onlarla nasıl konuşacağını bilemem hali. Sonra bir an bir sahnede gördüğümüz bir gay çift. Ee, başka aklıma gelen bir örnek yok ama bu üç örnek çevresinde bakarsam Biraz böyle şeyi de sor. Yani 90'lardan tam işte artık bugün daha rahatız ya bu konularda. Evet hani %100 çözüme ulaşamadık ama artık homofobik bakış açısı, cinsiyetçi bakış açısı. Çocuklara bakış açısı onu söyleyecektim. et karakterde mesela herkes erkek zannediyor. Ed kız. Faye bile ya yani Faye bile bir kadın olarak onu erkek zannediyor. Neden? Çünkü bilgisayarda takılıyor, hackerlık hack 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 yapıyor. Yani zaten çocuk hani onun cinsiyetinin öne çıkacağı öyle bir alan da yok. Gerek de yok zaten. Bütün bunlar birleşinde işte tam böyle 90'larda o kafa karışıklığında aslında iyi yansıtıyor. Ben bunu hiç olumsuz almadım. Bunu bazı web siteleri falan şey gibi almışlar. Biraz araştırınca Google'da gördüm. Koy babi babın kötü yaşlandığı yönleri falan. Ben hiç böyle almadım. Aslında tam tersine 90'lar bu kafa karışıklığına sahipti. 2000'ler, 2010'lardan sonra hatta bu biraz daha değişmeye. Tüm dünyada evet ya biz bazı şeyleri çok aslında yanlış değerlendirmişiz. Çok... TV'nin, TV dünyasının basının bize sunduğu ya da ailelerimizin bize aktardığı ya da dini çevrelerin bize zorla, baskıyla kabul ettirdiği gibi kabul etmişiz algısını kır, öğrenip fark edip daha doğrusu. Bunu değiştirmeye başladık. Evet dediğim gibi %100 bir çözüm yok burada da. Bunlar e, gelişmeye müsait konular gelişiyorlar. Burada daha sağlıklı bir bakış açısına kavuşuyoruz hepimiz. Ama 90'lar böyleydi o yüzden... Oradaki bu kafa karışıklığını vermesi bile bence değer. Yani bugün baktığında bundan rahatsız olmam bile izlediğinde aa evet ya o dönem böyleydi bunları düzelttik dedirtebilecek durumda. Çünkü kimseye zarar vermiyor, çok sert konuşmuyor, çok böyle karşı bir tavrı yok. Sadece olayların içerisinde bunları verip size de aslında bir düşünme alanı açıyor. Tabi bu da yine başta belirttim o Vatan Aben'in kendi Kişilik özellikleri, sevdiği sevmediği, ona, karakterine tamzıt özellikleri de e, barındırıyor olabilir. Tabi orada şimdi çok varsayımda bulunmak istemiyorum ama belli ki o da bu fikrin bir parçası. Şimdi F karakterine değinelim. F karakteri de aslında geçmiş olmayan bir karakter. Bir şekilde geçmişini yaşayamıyor. E, kendisini bir yerde donduruyorlar. Ondan sonra geri döndüğünde onun için e, biraz daha işler geçmişini aramakla geçiyor. Ama F karakteri... Mesela bu yüzden de bir şekilde büyüyememiş, diğerine göre yaş, yaşça büyük olsa da olgunlaşamamış bir karakter durumunda. O da biraz yolda olgunlaşıyor. Yaşadıklarıyla biraz da hayatta kalmayı böyle e, her ortamın şart, sağladığı şartlara daha bir üçkağıtçılıkla daha kendi çıkarlarını oynamakla sağlamaya çalışırken o da bir bütünün parçası olduğunu aslında daha rahat ettin, daha mutlu olduğunu fark ediyor. Özellikle Ed'le de bir noktada çok yakınlaşmaya başlıyorlar. Hatta burada... E, Ed karakterine de değinmem lazım. Benim en sevdiğim karakter. Ve onun animenin sonundaki gidişi gerçekten bana çok koydu. Eeyinle beraber, köpekle beraber. ...tabii burada çok benim de kişisel konular var. Hani onlara girmeyeceğim ama şunu söylemek lazım. Ee, Ed karakterin işte babasını bulması, babasının onu unutması. Aslında bambaşka bir şey. Aa ben seni kreşe bırakmıştım. Ya bu arada sen erkek miydin falan diye. Bir, o derece kopuk olması. ...tabii burada biraz mübalağa var animasyonun içinde ama gerçekten bunu bunları gördükçe bunları söyledikçe böyle bir çocukluğumda kaybolan yani çocukluğumda kaybolan yılları hatırladım diyebilirim. aile ilişkileri gerçekten zor durumlar. burada bütün karakterler bunu yaşıyor. Yani Fey'in zaten hiç böyle bir geçmişi yok. O yüzden birilerinin belki de kötü ya da yani aile geçmişine ya de başka konulardan aldığı kötü kişilik özellikler ama bunun farkında değil bunu bulmaya çalışıyor. Evet karakteri çocuk yani evet babasından kopuk onunla bir şeyler yaşayamamış. Şimdi baş, başka bir ekibe geçiyor ve aslında ekip de onu kullanıyor. Yani onunla pek bir şey yapmıyorlar. Abi bizi kurtar yok işte orada bilmem ne yap o bir şeyler hackliyor giriyor. Aslında onlara sadece bir nevi hizmet ediyor ama orada mutlu. Yani çünkü ondan önceki onun ilk girdiği bölümdeki ilişkisi daha da güzel daha da görkemli. Hatta oradan koca bir anime çıkar. Aslında bir yapay zekayla konuşmaya başlıyor. Evet o bölümü anlatmayayım izleyin çok gerçekten güzel bir bölümde Ed'in ilk çıktığı bölüm ve onun yapay zeka konuşması ne kadar yalnız olduğunu yine bakın karakter olarak işte bütün karakterlerin yalnızlığına değindik ya onun da ne kadar yalnız olduğunu e, orada görüyoruz bu arada ne oldu Sonic rüya mı gördün <laughs> neyse Sonic de videoya rüya görüp tıslayarak katıldı galiba devam ediyorum ya bütün karakterlerin yalnızlığını bize yine vurgulayan e, suratımıza vuran bir karakter aslında Ed karakteri bana çok vurdu ve Gidişte çok koydu yine yalnız bir şekilde üzülerek ve yanında köpeğiyle. E, çok duygusaldı benim için. E, o yüzden Ed karakteri benim en sevdiğim e, karakter. Cowboy bir Bu kadar karakter dedikten sonra aslında dizinin, e, pardon animasyonun önümüze attığı diğer karakterlerden de bir bahsetmem lazım. Korkmayın hepsinden tek tek bahsetmeyeceğim. Edemem de zaten. Video o 2 saat falan olur. Çünkü her bölümde farklı karakter geliyor. İşte Penguene benzeyen, Batman'dan tanıdığımız Penguene benzeyen bir çocuk karakter. İşte bir bombacı geliyor, öbür tarafta başka böyle e, evil bir karakter geliyor, başka birileri geliyor, gidiyor. İşte dünya haklarını, dünya hayvan haklarını savunmak için bir grup geliyor. Ya yani o kadar çok karakter var ki. Burada teknik olarak da bahsetmem lazım. Bütün karakterlerin hem e, metinsel tasarımı mükemmel. Yani anlatmak istedikleri genel yapı orada şu ondan bahsedeyim. Bir şekilde topluma adapte olamamış. E, bu cyberpunk post apokaliptik dünyada hala sınıfsal mücadelenin içinde kaybolmuş. Kendisini alan açamamış kişilerin. Biraz daha bir outlaw olması gibi ama hepsi aslında dış etkenlerle yasa dışı işlere giriyorlar. Kimisinin bundan haberi bile yok. Yani bütün zihni mahvolmuş, parçalanmış. <laughs> Öbürü e, bozulan bir e, society düzelteceğim ben bakın uyanın işte bizi bizi mahvetmeye çalışıyor, o yüzden bombalar patlatıyorum demeye çalışıyor ama kimsenin anlamadığı. Bir yandan işte evil bir karakterimiz var işte artık ölümsüzlüğü bulmuş, bir şekilde ölümsüz olmuş yine onu da söylemeyeyim izlersiniz o bölümü. Ve artık insanları böyle ölümlü mahlukatlar olarak gören, onları kullanan ve bunun üzerinden böyle dini bir eleştiri yapan bir karakterimiz var yani bu karakterlerin hepsinin dediğim gibi metinsel tasarımın yanında mekanik, görsel senaryo içindeki hareketleri o teknik arka planlı hareketleri vesaire de mükemmel tasarlanmış. Hiçbir karakter ne işe yaradı şimdi? Ne oldu? Ben bunu niye izledim? Dedirtmiyor size. Ve bu bütün serinin 26 bölümün tek tek işleyen yapısı içerisinde de çok değerli. Yani gerçekten çok iyi çalışıyor. Bütün verdikleri bilgiler, bütün size sundukları e, göstergelerde size bir şey anlatıyor. O yüzden e, gerçekten Cowboy Bebop'a bugün bir iş yapacaksanız ya da yapan birçok senarist bence bakmalı. E, karakter bu kadar farklı karakter nasıl dizayn edilir hem metinsel olarak hem görsel olarak? Gerçekten çok ilham verici bir iş Cowboy Bebop bu açıdan. Evet Cowboy Bebop dediğim gibi yani bütün bu karakterleri barındırıyor, bir yalnızlık hikayesi anlatıyor. Ama e, herhalde sonucunda benim aldığım net şey şu oldu korba biber Ya yıl kaç olursa olsun, dönem ne olursa olsun bu sistemin doğurdukları ya bu sistemden kastım işte hem ekonomik olarak hem kapitalist sistem hem bu sınıfsal yapısal sistem ne doğrusa doğrusun aslında değişmiyor. Yani teknoloji artsa da bu teknolojiden zaten herkes eşit faydalanamıyor. O yüzden devamlı böyle işte bir kaçakçılık durumları ee, ne bileyim devletin kullanıp attığı işte her yerde gördüğümüz artık Star Trek'te bile görüyorduk mesela bunu ki Star Trek yapısı olarak daha doğrusu Kobe Bob yapısı olarak Star Trek'e benziyor standalone anlatımda ve e, yine çok uzak bir gelecekte geçen bir hikaye olarak i̇şte orada bile devletin e, devletlerin ürettiği kullandığı ve bir kenara attığı yapay zekalar askerler özel askerler vesaire deneyler bunların hepsinin yine burada e, bulunuyor olması hayvan kaçakçılıkları, çevre kirlilikleri, ne bileyim aklıma gelecek küresel ısınmalar, yok olma, evrende artık yaşanan sorunlar yine çevreyle ilgili. Bunların hiçbiri değişmiyor. Çünkü sınıfsal konu teknoloji nereye gelişirse gelişsin bundan herkes eşit faydalanmadığı sürece herkes bir şekilde hayatta kalmak için para kazanmaya zorlanmadığı bir durumdan çıkmadığı sürece zorlandığı durumdan pardon çıkmadığı sürece bu yapı, bu sistem, bu dünya değişmeyecek ve biz hepimiz aslında bir noktada yalnız kalacağız. Mutlu olmak için kendimize alanlar açmaya çalışacağız. Bunu para kazanmak için belki de saçma sapan işler yapmaya çalışacağız. Yapamadığımızda da uzayın bir yerinde bir çöplükte belki de satranç oynayarak öleceğiz. O bile bir güzelliktir falan diye bunu kabullenicez konusunu bize anlatmaya çalışıyor. Yani üzücü bir hikaye aslında, karanlık bir hikaye Cowboy Bebop sizi mutlu etmeyecek sonu da aslında açık kalıyor sonunu da söylemeyeceğim yine çok net bir spoiler vermek istemiyorum oradan ama orada da aslında açık kalması şu açıdan iyi biraz kaderini sizin elinize bırakıyor e, dizi o açıdan da benim çok hoşuma gitti Cowboy Bebop Spike karakterini siz ne yüklerseniz o da aslında hikayeyi biraz öyle bitiriyor bu da güzel bir tercih. Valla burada hepiniz için uygun bir karakter var. Herkes için uygun bir hikaye var. Yani belli bir noktasına kadar sıkılsanız bile bence izlemeye devam edin. Koy Bobby Bob gerçekten önemli bir iş. Kendisinden önceki ilham aldığı işlerle beraber işte Lupin 3 gibi daha ondan önceki bir sürü bilim kurgu işinden aldığı örnekler gibi sonrasına verdiği işte mesela Expense izliyorduk yakın dönemde. Expense'deki o çember kapılar sanki buradan alınmış gibi, Cowboy Bob'dan esinlenilmiş gibi. Neyse böyle birçok örnek var. Yani e, etki alanıyla diyeyim. Genel olarak etki alanıyla kendi içine aldığı ve dışına verdiği etki alanıyla gerçekten önemli bir anime Cowboy Bob 26 bölümü. İzleyin. Hatta sonra bir tane de filmi var. O film artık bu videoda girmeyeceğim. Biraz işi uzatacak. Onu da belki bir canlı yayınımızda ekstradan konuşuruz. Live Action dizisi de çıktı. Onu boş verin. Zaten iptal edildi dizi oraya hiç girmeyin ama Cowboy Bebop'u izleyin. Alta da izleyenler de yorumlarını yazsın. Ee, bu anime serisi nasıl gidiyor? Biraz fikirlerinizi duymak isterim. Şunu izle dediğiniz kesin animeler varsa onları da yazın. Biliyorum çok aklınızda anime olacak ama biraz e, öneri yaparken şunu eklemenizi düşünmenizi istiyorum daha doğrusu. Yani ne konuşabiliriz üzerine, ne tartışabiliriz biraz onları düşünerek öneri yapın. Gelin beraber sonra yorumlarda ya da canlı yayınlarda YouTube'da yaptım canlı yayınlarda beraber tartışalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki animede yine görüşeceğiz.